Evet sevgili dostlar, sponsor golbar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 8 Şubat Perşembe ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Golleri Batu Şua'ya attı, Fenerbahçe turladı, birileri ağladı, birileri zırladı. Son 16 turunda Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı Batu Şua'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Sarı lacivert takıma galibiyeti getiren golleri 17. ve 31. dakikada Batu Şua'yı kaydetti. Gaziantep'te Alexandro Maxim 29. dakikada kazandıkları penaltı atışını gole çeviremedi. Bu penaltı atışını gole çevirememeyle ilgili de ben sosyal medyada bir şey gördüm. Elemanın biri şeyi paylaşıyor. İrfan Can'ın yani ayağının topuğunun kale çizgisine temas ettiğini paylaşıyor ve utanmadan görseli kullanmasına rağmen diyor ki kalecinin ayağı çizgide değil, bu penaltı tekrarlanmalıydı. Şimdi çok değil, birkaç hafta önce Edin Dzeko penaltı kullanıyor. Bir Allah'ın kolu, bir Fenerbahçeli futbolcu ceza sahası, hatta ceza sahasının yayını dahi ihlal etmiyor vuruş anına kadar. Ki zaten ihlal orada olur. Gaziantep'li oyuncu utanmasa Dzeko ile birlikte penaltı kullanacak noktada top direkten dönüyor, penaltı tekrar edilmiyor. O gün 1 milyon tane bahane ürettiler. Dursun Özbek'ten, korkudan birileri. Dediler ki yok efendim bu penaltı tekrar edilmez. Şöyle oldu, böyle oldu. Yok vuruş yapan etkilemiyor falan filan. Gaziantep penaltıyı kaçırdı. İçeriye bir sürü Gaziantep'li oyuncu girdi. Fenerbahçeli oyuncu da girdi. Diyemiyorlar ki iki tarafta girdiği için tekrar edilmez falan filan. Geçtim hepsini. Allah herkesin gönlüne göre versin. Fenerbahçe bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu. Kupada çeyrek final kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Ben size sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Lig maçlarına bakıyorlar. Diyorlar ki lig maçlarında şu takım hani ligde kötü gidiyor. Buna acaba kupayı buna mı versek falan yapıyorlar. Yoksa 12'sine kadar beklemenin bir mantığı yoktu. Gayet de rahat. Bugün son maçlar oynanacak. 9 Şubat günü gayet de rahat çekilebilirdi. Ama tabii kura ayarlanmıyorsa. Maçta dakika 4.17'yi gösterdiğinde depremin yıl dönümü saatini anımsattığı için taraftarlar sahaya karanfil attı. Mücadele kısa süreliğine durdu diyor. Yani üzüldük açıkçası. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'de kaçırdığı pozisyon var kale ağzında. Fenerbahçe penaltı kazandı. 16. dakikada Mert Hakan Yandaş sağdan ceza sahasına girerken Furkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi diyor. Herhangi bir sıkıntı yok ki VAR'dan da ihlal, VAR'dan da iptal edilmedi. Batu Şua'yı takım 1-0 öne geçirdi. Arkadaşlar Fenerbahçe'de Joshua King ilk yarının sonunda saha zemininden kaynaklı olarak burkulma yaşadığı için oyundan çıktı. Mert Müldür de 67'de oyuna devam edemedi. Sakatlanarak kenara geldi arkadaşlar. 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Bilginiz olsun. Son 10 dakikasına girilirken de iki takım adına da etkili bir atak görülmedi diyor. Hani yaklaşık 15 dakika düşük tempoyla sürdü diyor. Ama ben şunu belirteyim. Özellikle Joshua King ve Mert Müldür'ün sakatlandığını belirteyim arkadaşlar. Şimdi futbolcularımızdan bazı açıklamalar var. Batu Şua'yı kupa için oynuyorum diyor. Aa, biz de takım için oynuyorsun zannediyorduk. Ben her zaman çok fazla bir şekilde çalışan, takımın menfaati için çalışan biriyim. Takımımın, hocamın ihtiyacı olduğunda hazır olmak zorundayım. Bu anlamda çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Oynayıp goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum diyor. İstatistikler mutluluk verici. Bu şekilde devam etmeliyim. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığımda iyi işler yapmak, başarılı olmak istedim. Hem kulüp hem taraftarlar için önemli biri olmak istiyorum. Beni hatırlasınlar istiyorum. Goller atarak, kupalar kazanarak burada başarılar elde etmek istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Bu sene daha güçlü, daha iyiyiz, daha çok kupalar istiyoruz. Fenerbahçe'nin kupalar kazanması için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım diyor. Arkadaşlar burada kupa için oynuyorum, yani şahsi oynuyorum cümlesi çıkıyor mu? Ben çıkartamadım açıkçası. Hani burada herhangi bir şahsilikten bahsedemeyiz. Yani takım için oynuyorum, takım kupa kazansın diye oynuyorum. Hani baştan sona takım vurgusu var gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ve bu isim
Transfer market verilerine göre 7,5 milyon euro. Şimdi aynısını 7,5 milyon euroya alabilir misiniz? İmkansız. 30 yaşında. Böyle bir golcüyü. İmkansız. Ha, 3,5 milyon euroya Fenerbahçe aldı ya, değeri düştü. Arkadaşlar 1198 dakika. Ben attığı gollere bakarım. Yaptığı asistlere bakarım. Gol katkısına bakarım. 1198 bölüyoruz 90'a. 13,31 çıkıyor. Yani aşağı yukarı 13 maça çıkmış arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. 13 maç. 13 çarpı 90. 1170 yapıyor. Yani 28 dakikada uzatma oynadığını düşünün. 13 maça çıkan bir forvetimiz var. 17 gol, 3 asist yapmış. Yani 20 gollük katkıda bulunmuş. Ve bu bizim ikinci forvetimiz. Şimdi Jesus döneminde Fenerbahçe golcü bir kimliğe sahipti. Ancak hiç farkında mıydınız? Bilmiyorum. İstediği kadar golcü kimliğe sahip olsun Fenerbahçe. Gol yükü birinin iki kişinin üstüne biniyordu. Ama şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun, eşit, dengeli, hoş bir dağılım, sirkülasyonu var arkadaşlar. Batshuayi'nin bir yılda uzatma opsiyonu var. Ben Batshuayi konusunda size bir transfer haberi vereyim. Fenerbahçe bu gidişte Batshuayi'yi seneye uzatacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ferdi Kadıoğlu'nun da transfer açıklaması gelmiş. Dikkat çeken açıklamalar yapmış arkadaşlar. Demiş ki benim için en önemlisi Fenerbahçe. Kupalar için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Sonrasında neler olur bilemeyiz demiş. Benim şu andaki amacım kazanabileceğimiz 4 kupayı kazanmak. Ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım demiş. Şampiyon olmadan gitmek yok demiş yani açıkçası. Yani net konuşmuş, anlamak isteyen herkes anlaması gereken mesajı anlamıştır diye düşünüyorum, ha. Kıt kafalılar, kıt beyinliler de başka bir şey anlamış olabilir. İrfan Can Eğribayat hedefim var, gol yemiyorum demiş. Sanki diyet yapıyor da ya da oruçlu da ben niyetliyim falan diyor. İrfan Can Eğribayat dikkat çeken açıklamalar yaptı diyor. Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime hedefler koydum. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. 10 maçta oynadığım 7'sinde kalemi gole kapadım. Bakalım. Bakalım arkadaşlar kafadan mı atıyor, sallıyor mu? Ciddi söylüyorum ha. Şaka yapmıyorum lan, ciddi söylüyorum. 10 maç oynayıp 7'sinde gole kapatmış mı? Bakalım İrfan Can Eğribayat. Türkiye Kupası'nda 2 maç, ikisinde de gol yememiş. Trendyol Süper Lig 2 maç, ikisinde de gol yememiş. Etti sana 4. Konferans Ligi'nde 3 maça çıkmış, bir tanesinde gol yememiş, etti sana 5. Konferans Ligi elemelerinde 3 maça çıkmış, ikisinde gol yememiş, etti sana 7. 3 3 6 8 10. Harbi 10 maça çıkmış, 7'sinde gol yememiş. Aferin İrfan Can. Sözünün eriymişsin. 900 dakika. Hepsinde de tam oynamış. Ve bu 10 maçta sadece 3 gol yemiş. Lan baktığın zaman süper bir istatistik. Yani Livakovic şu istatistikte olsaydı Fenerbahçe 24 maçta, yani 24 kere 3 72, 90 puan alırdı Galatasaraylıların hesabına göre. Şimdi iki penaltı oldu. İkisini de kurtardım diyor. Doğru, iki penaltı kurtarmıştı da var. Kendi gelişimime odaklanıyorum demiş. Takım başarısı ön planda. Tribünde olsak da kulübede olsak da trip gibi bir durum olmaz. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Oynayana destek veriyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Bugün katkı sağladığım için çok mutluyum demiş. Bu arada Batshuayi'den çılgın rakam arkadaşlar. 60 dakikada bir gol. Şimdi Batshuayi 60 dakikada bir gol atma başarısı göstermiş ve büyük beğeni toplamış. Ne diyor? 29 maç. Yani Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta 20 gol 2 asist yapmış. Ben iddialıyım. Geçen sezon 32 maçta oynadığı süre Batshuayi'nin daha fazladır. Ama attığı gol sayısı buraya nazaran daha düşüktür. Yani buraya nazaran bence daha düşüktür. Şimdi Batshuayi'nin sezon 2022-2023. Cidden merak ettim arkadaşlar. Hani dakika çalıyor, bu adam da bizi tutmak için oyalıyor demeyin. Merakımdan bakıyorum. 32 maç 1860 dakika. Yani 21 maça çıkmış. 20 gol 2 asist yapmış. 1860 dakikada 22 gol katkısı. Ben gol katkısı bakımından bakıyorum. Bak geçen sezon toplamında bu kadar maça çıkmış.
20 gol 2 asist yapmış. Yani bu sezon daha verimli bence. İsmail Kartal'dan maç sonu olay tepki. İsmail Kartal maç sonunda açıklamalarda bulunmuş. 2 hafta önce burada sahanın zemininin kötü olduğundan bahsetmiştim. Ben de bahsetmiştim. Hatırlarsanız. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak? Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci geldi. Hocam ayağım şişti oynayamıyorum dedi. O bende de oluyor. Demek ki kötü zeminden oluyormuş. Daha iyi zeminler olsun. Futbolumuzu iyiye taşıyalım. Zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum demiş. Mert Müldür'ün sakatlığını zemine bağlayamayız. Adalesinde sertleşme var. Zemin kötü diye her şeyi zemine bağlayamayız. Ama bu ağır sahalarda bunlar oluyor demiş. Daha geçen gün halı sahada başıma geldi arkadaşlar. Hatta krampon tercihimi falan değiştireyim diyorum. Bizim takımda bir problem olmaz. Biz bir aileyiz. Maç maç hangi oyuncumuz hazırsa onunla devam ederiz diyor. Gidenler gelenler olacak mı? İsmail Kartal bilmiyorum. Bakalım nasip diyor. Bakın bilmiyorum. Bakalım nasip olacak diyor yani. Sumudika'ya cevap. Kendisi öyle cevap verdi ama bir sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. Lütfen ona da bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum diyor. Sumudika ne demiş arkadaşlar? Bu maç bir maçtı. Havlarımız vardı. Penaltıyı gole çeviremedik. Furkan'ın havu vardı. Furkan'ın direkten dönen topu var. Ha, Batçı karşı karşıya atamadı. Büyük takıma karşı bu fırsatları değerlendirmese mağlubiyet kaçınılmaz olur. Daha iyi oynamışlar arkadaşlar. Gaziantep daha iyi oynamış, bilginiz olsun. İlk yarı çok iyilermiş. Fenerbahçe ilk yarı pozisyona girememiş. 17 ve 31. dakikalarda zaten golü cinler attı. Fenerbahçe atmadı. Biz ilk 20 dakika çok iyi işler yaptık. Penaltıyı gole çeviremeyince takım içinde farklı oluyor durum. Dün İtman'da penaltı çalıştırdım. Penaltı kaçırıyorlarsa ben ne yapayım? Yani oyuncular salaksa ben ne yapayım demek gibi bir şey istemiş herhalde. Onların ilk golü penaltılandı. Biz penaltıyı gole çeviremedik. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum demiş. Allah Allah. Hafta sonu önemli bir maç oynayacaklarını söylemiş. Gerçekten önemli bir maç hafta sonu. Final niteliğinde inşallah fark yeriz demiş. Dememiş yani ben diyorum. Yarın iki transferi daha bitireceğiz. İnşallah hiçbir katkısı olmaz diyor. Demiyor ben diyorum. Bundan sonra bazı durumlar var falan filan demiş. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Biz görevimizi yerine getiremedik diyor. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyaslıyorum. Biri Bandırma Spor'la evinde oynuyor. Bandırma Spor birincilik takımı değil mi arkadaşlar? PTT birincilik takımı. Yani Bandırma Spor birincilik takımı diye biliyorum. Hangi ligde? TFF birincilikteymiş. O zaman şöyle yapalım. TFF birinci lig puan durumu. İlk 5'te yok Bandırma. Çorum Bandırma. 7. sıradaymış 33 puanla. Lider 49. Düşme hattı ne kadar? Son Şanlıurfa, Altay, Giresun. Düşme hattı da 19. 14 puanlık fark var arada. Ya düşme hattındaki takımla 14 puan fark olan Bandırma Spor'a karşı birisi az kadroyla çıkıyor. Diğeri de Süper Lig'in dominant takımlarından biri. Fenerbahçe'ye karşı aslan kesilen takımlarından birine karşı tamamen yedek kadroyla çıkıyor. Ya bugün mesela bir şey söyleyeceğim. Gaziantep'le Bandırma karşılarsa kim kazanır arkadaşlar? Ankete sunmama gerek var mı? Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Bu arada Gaziantep İstanbul Spor'dan fark yemeye gidiyormuş. İstanbul Spor'a başarılar diliyorum. Samsun Spor ve Gaziantep Spor inşallah küme düşen takımlar olur. Kendilerine canı gönülden başarısızlıklar diliyorum. Bilgileri olsun. Şimdi dediğim gibi biri aslarıyla çıkıyor, biri yedekleriyle çıkıyor. Birisi hakem desteğiyle iki penaltı aldı diyorlar. Şimdi arkadaşlar penaltıları haklı aldılar, haksız aldılar. Ben bunu söylemiyorum ha, yanlış anlamayın. Kesinlikle bunu söylemiyorum. Fenerbahçe orta açtı. Oyuncu eline yani yumruk yaptı. Fenerbahçe'li oyuncuya yumruk attı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ya. Galatasaray'da arkadaşlar diyor ki Fenerbahçe yine penaltı kullandı. Cümle böyle oluyor. Demiyorlar ki ulan adam hak etti. Daha bu penaltı olmayacak mı demiyorlar. Fenerbahçe'li oyuncu gidiyor. Yaka paça düşürülüyor ediyor penaltı. Adı Fenerbahçe penaltı aldı oluyor.
Galatasaraylı oyunculara kimse dokunmuyor. Kendini yere atıyorlar. Penaltı hediye ediliyor. Adı Galatasaray penaltı kazandı oluyor. Yani biri penaltıyı almış oluyor, öbürü kazanmış oluyor. Bu da sosyal medyayı Galatasaray'ın tahakküm altında bırakanlar sayesinde oluyor. Yani sosyal medyada kendilerine bir şey zannedip sosyal medyayı farklı amaçlarla kullanıp bu şekilde işlem görüyorlar arkadaşlar. Ama kendilerini kandırıyorlar, taraftarlarını kandırıyorlar. Herkes her şeyin farkında. Mesela bir bakan bu transferi yaptılar. Bir bakan bu pişman, bir bakmayan bu pişman. Herifin tek şeyleri çıktı başkanları. Dedi ki Mustafa Hoca'nın hayali senaryosundaki olay doğru dedi. Biz bonservis bedeli vermedik. Yıllık ücretini onlar ödeyecek falan filan. İşte o da onun içinden falan filan dedi. Sıyrıldı. Yani uzun lafın kısası çok ilginç cümleler kurdu. Neyse uzun lafın kısası 11 Şubat Pazar günü. Saat 19'da lig maçımız var. 11 Şubat Pazar. Bakın bugün Perşembe günündeyiz. İdman. Yarın Cuma idman. Cumartesi idman. Pazar günü kamptayız. Takımımızda maça çıkıyoruz. Şimdi 11'inde maça çıkan Fenerbahçe bir sonraki maçı Rizespor 17 Şubat olarak açıklanmış arkadaşlar. Yani 6 gün sonra. Arada herhangi bir maç yok. 17 Şubat. 17 Şubat'tan sonra muhtemelen ve muhtemelen Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 24 Şubat'ta olacaktır diye düşünüyorum. Ya da 25 Şubat'ta. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 3 Mart zamanında Fenerbahçe'nin yine maçı var. Hatayspor deplasmanında. Ardından 10 Mart, 17 Mart milli takım hazırlığı ne zaman? Ha 17 Mart'tan sonra Nisan'a kadar maç yok. Yani Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı var. 17'sinde kazanacağı. Pendikspor maçı var. 10 Mart gibi kazanacağı 2. Hatay maçı var 3 Mart gibi kazanacağı 3. Evinde Kasımpaşa maçı var kazanacağı 4. Rizespor deplasmanı var kazanacağı 5. Bir de evinde Alanyaspor'la oynayıp kazanacağı maç var 6. Bu maçların akabinde arkadaşlar bu şey maçları 6. İki tane de buraya UEFA Konferans Ligi eleme maçı sığacak diye biliyorum. 8. 8'de 8'de Fenerbahçe milli araya girecektir. Orada da zaten olan olacaktır diye. Ben şunu söyleyeyim. Sumudika muhtemelen İsmail Kartal'ı tanımıştır. Hani kaç santimetre olduğunu ölçmüştür İsmail Kartal'ın. Yani Sumudika'ya 30 santimlik şok, 31 santimlik şok, 50 santimlik şok artık ne kadar ölçtüyse. Batshuayi gerekeni açıklamış. Herhalde şimdi demiş benim teknik direktörümün kim olduğunu herkes anlamıştır diye. Rezil oldu. Yerin dibine girdi ama ya rezil olduğunu kabul eder mi? Hiç sanmıyorum. Ben şunu söyleyeyim. Zayt ve Mert Hakan Yandaş biraz tepki aldı taraftardan. Ve hani Fenerbahçe gelecekleri biraz sıkıntıya girdi. Ben Fenerbahçe'ye bir tavsiyede bulunayım. 8 Şubat'tayız. Yarın 9 Şubat. Panik transferi yapılmasın. Ancak adam akıllı transfer yapılsın. Kent bu şekilde işkence görecekse, her maç deplasmana götürülüp asla süre verilmeyecekse, yani bir şey diyemem. Ben olsam Kent'i götürürüm. Birinci dakikada ısın derim. Gönderirim ısınmaya. 90 dakika boyunca ısındırırım. Madem gelen 12 transfer teklifinin hiçbirini kabul etmiyor, Lazio Şampiyonlar Ligi'nde oradaki teklifi bile kabul etmiyor. Demek ki arkadaşın sıkıntısı çok daha başka. Ben de bu şekilde çözmeye çalışırım ama Kent başımıza bela. Arkadaşlar bana hep şunu soruyorlar hocam yabancı işte bir transfer yapılacak mı Papegua'ya falan. Yapılmayacak arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim Papegua'ya gelmeyecek. Not hiç kimse konuşmazken Papegua'ya ismini konuşan kişi benim. Ben diyorum gelmeyecek diye bilginiz olsun. Yani herkesten önce diyen kişi benim. Herkesten önce gelmeyecek diyen de benim. Bilginiz olsun. Ha, Zayt gider. Kent gider. %100 gelir Papegua'ya. Ama Guaya gelmeyecek arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Görüşmek üzere.